Argenus Luminus. Yumurta. Diş fırçamı buraya koymuştum değil mi? Hı hı. Ha, bu da ne böyle? Gel buraya. Yakalayamazsın. Nana nana nana. Şimdi seni yakalayacağım. İşte. Yakaladım. Hey. Aman tanrım. Merhaba. Küçük bir cadı. Adın ne senin? Güzel bir soru babacık. Ben de bilmiyorum. Yumurtadan yeni çıktım. Evet, çok doğru ufaklık. Dur. Ne dedin sen bana? Babacık. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bu imkansız. Baba desem? Ya da belki babacığım? Ya da ihtiyar? Ben daha 198,5 yaşındayım. Baba olmak için daha çok gencim. Sadece kahvaltıda omlet yemek istemiştim. Ama baba olmak için... Tamam, baba? Hayır, evet. Vay canına, dur. Dur bir düşüneyim ben.
Ben daha önce hiç kızım olmamıştı da. Benim de hiç babam olmadı. Evet, bu çok doğru. Peki adamı ne koyacaksın? Sana isim mi koymam gerekiyor? Bu babaların işidir sanıyordum. Bir bakalım şeye ne dersin? Fuchsia. Çok güzel bir isim baba. Hey, hey, hayır. Hayır yapma. Ne yapıyorsun? Yapma. Başka neyle uçabilirim baba? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama diş fırçamla değil. Bak, bak o bana lazım. Ver onu bana. Yardım edebilir miyim? Sanmıyorum. Dişlerimi kendim fırçalarım. Hayır. Evet. Öyle mi? Evet, bunların hepsi gidecek. Bütün ağaçları kesmek zaman alacak ama sistemli çalışırsa fark ederiz. Her şeyi getirdiniz mi? Tamam. Bakın millet, işte geldiler. Nihayet gelebildiler. Affedersiniz, dolambaçlı yoldan gelmek zorunda kaldık. Dolambaçlı yol mu? Orası ödlekler içindir. Yakında bu dert bitecek. Evet, tamam, al bakalım. Bir baksana. Bakıyorum. Şu yoldaki kıvrımı görüyorsun, öyle değil mi? Evet, pekala. Yakında ağaçlar arasından dümdüz bir yol açılmış olacak, tamam mı? Evet. O yüzden bu bölgeyi temizlemekle başlayın. Tamam. Şu geridekilerden başlarız. Kendimize yemek de avlayabiliriz. Evet. Hey! Bak, en sevdiğim ağaçlardan biri. Tırmanmak ya da altında kestirmek için idealdir. Çok nefis armut verir. Elma da. Duruma göre değişir. Küçük bir parça alabilir miyim? Al bakalım. Küçük bir parça dedim. Burası çok güzelmiş baba. Evet. Evet öyledir. Cadılar için orman çok güzel bir yuvadır. Dinle. Duyuyor musun? Yapraklar, kuşlar, hafif esen rüzgar. Aman tanrım, ufaklık neredesin? Fuchsia! Buradayım. Bu ağaçların hepsi kesilmeli. Evet. Yol açıldığı zaman böyle zorlanmayacağız. Fuchsia. Avlanmak da kolay olacak. Evet. Evet. Şimdi sen burada otur ve sessiz ol. Tamam. Hey bak, ördekler de var. Evet. Bir tane vuracağım. Öyle mi? Tamam. Bak işte. Fokus, fokus. Uçuz. Evet. Bu da ne? Neler oluyor? Bu da ne böyle? Ne biçim tüfek bu? Ne bileyim ben? Hokus pokus sula. Hey, ne yapıyorsun? Gördün mü baba? Sihir de yapabiliyorum. Lütfen yapma. Bu çok tehlikeli. O işi bana bırak. Ben ulu ormanın ruhuyum. Huzurumu kimin bozduğunu öğrenmek istiyorum. Hadi kaçalım. Oh,
Sizi bir daha ormanımda görmek istemiyorum. Yoksa sizi şeye çeviririm. Çürük mantara baba. Çürük mantara. Yardım et. Hadi. Yardım et. Hadi. Hadi. Gelin burada. Hadi. Yapsana. Onları hadi, bir daha hadi, görmeyiz. Hadi, hadi, yürü, yürü. Umarım. İnsanların bizi görmemesi çok önemlidir. Neden? Eskiden insanlar, büyücüler ve cadılar bir arada yaşardı. Ama insanlar sihir yapamıyordu. Bu yüzden bizden korkuyorlardı. Korktuğun zaman da çılgınca ve tehlikeli şeyler yaparsın. Neydi o? İşte bu yüzden saklanıyoruz. İnsanlar varlığımızı unutsun diye. Birkaç buldozerle dümdüz olur. Aman Tanrım. Çekil. Ne oluyor böyle? Çekil. Kenara çekil. Orada. Çok korkunçtu. Orada. Evet. Ormanın ruhu var. Ormanın ruhu mu? Bizi kovaladı. Evet. Sersemler. Bay Verstraten, risk ödemesi istiyoruz. Ormanın ruhu. Oh. Ormanın ruhu. Ormanın ruhu, cüce ya da troll yoktur. Bunun gibi cadılarla periler de yoktur. Sadece yolu kapayan ağaçlar vardır. Hadi yürü. Ay. Efsanevi yaratıklar. Cadılar için büyü. Kaçıran büyüler. Evet. Aman Tanrım. Bir yerim kırılmadı. Ah, şükürler olsun. Ne ağır bir kitap. Ah, öyle diyorsan. O kadar da ağır değil. Söyle bakalım, kitaplığımda ne arıyordun? O avcılara bir büyü yapabilirsem hepsini ormandan kaçırabilirim baba. Ve ben de bu yüzden faydalı büyüler olan sihir kitabına bakıyordum. İşte bunun gibi. Dur. Hı? Kitaplarımı böyle karıştıramazsın. Orada yazan büyüler çok güçlüdür ve senin gibi biri için tehlikelidir evlat. Nasıl kullanacağını öğrenmek için cadı okuluna gitmelisin. Cadı okulu mu? Cadı okulu mu var baba? Gerçek cadılardan sihir mi öğreniliyor? Yani vay canına, bu harika. Gidebilir miyim? Biraz büyüdüğünde. Daha çok küçüksün. Bana küçük deyip duruyorsun. Ne zaman yeterince büyüyeceğim? Siz cadı yumurtalarının neden kitapçığı olmuyor ki? Peki. Ne zaman gidebilirim? Şimdi sen gerçekten de büyümek istiyor musun evlat? Büyük olmak her zaman iyi değildir. Küçük olmak da hoş değil. Pekala, karar sana kalmış. Büyük olursan gözümün önünde olursun. İşte hazır. Bu da ne? Sihirli bir iksir mi? İç, iç. Sana iyi gelecek. Hadi iç hepsini, hepsini iç. Evet,
Begint met zacht gerommel, wat binnenbuiks gestommel. En gaat dan langzaam over in geprik. Je voelt gekriebel aan je tenen, krijgt wiebelende benen. En dan is daar ineens de heksenhik. Want door de heksenhik, ben je straks niet meer te kort. Omdat je door de heksenhik, beetje bij beetje, bij beetje, bij beetje, bij beetje, bij beetje groter wordt. Dat klinkt allemaal prachtig, maar ik word wat zenuwachtig. Wat moet ik met een hele grote teen? Straks wordt mijn neus reusachtig, mijn oren monsterachtig. Ben ik het allerlangst van iedereen? Ach, je moet niet overdrijven, je zult echt prachtig blijven. Alleen een beetje groter dan voorheen. Kijk, een kleine heksenkoter hikt zichzelf een maatje groter. Het is een wonderbaarlijk fenomeen. Ze is er net, dat kleine wonder. En ik kan al niet meer zonder. Het vaderschap is eigenlijk maar raar. Mama is niet bang, al word ik meters lang. We blijven echt voor altijd bij elkaar. Want door de heksenhik, ben je straks niet meer te kort. Omdat je door de heksenhik, beetje bij beetje groter wordt. De heksenhik, ben je straks niet meer te kort. Omdat je door de heksenhik, beetje bij beetje, bij beetje, bij beetje, bij beetje, bij beetje groter wordt. In die stem chickte. Het wordt tijd om af te kappen, want je gooit met grote stappen. Maar het is ook onderhand de hoogste tijd. Anders zit je strakjes zomaar, midden in de heksen, in de heksenpuberteit. Dur. Baba, çok büyük olmak istemiştim. Ne? Yok bir şey. Bu yeterince büyük. Uygun boyda ve şımarık, mükemmel bir küçük cadı olduğunu sanıyorum. Evet, bence bu tam cadılar okuluna göre. Cadılar okulu. Paka paka bu. Teşekkür ederim baba. Cadılar okulunda başka cadılar da var mı? Ya öğretmen? İyi biri olacak mı? Ah, Bayan Minul mu? Evet, evet. O gerçekten de çok iyi bir cadıdır. Merhaba. Süpürgeni ortada bırakma. Hanımlar, hadi içeri girin. Oh. Hadi bakalım, çabuk. Safran, zil senin için de çalıyor. Oh. Kıvark. Kıvark. Merhaba Minul. Uzun zaman oldu değil mi? Gerçekten uzun zaman oldu. Peki bu kim? Kızım Fuchsia. Evet. Kızın mı? Kıvarko görüşmeyeli o kadar da uzun zaman olmadı tatlım. Böyle bir baban olduğu için çok şanslısın. Hatırlıyorum da babanla ben... Minul. Senin okulunda cadılığı öğrenir diye umuyorum. Oo, tabii. Affedersin. Minul, gerçekten. Hadi şuraya otur. Hayır. Seni harika bir cadı yapacağız. Gel benimle. Aa, iyi günler. Şu kıvark yok mu? Biraz geç kaldın küçük cadı. Fuchsia, gel hadi. Hadi. İşte geldi. Ben geliyorum. Sen pembe iksiri yapabildin mi? Ama merak ediyorum. Bu çok güzel bir büyü hazırlayacağım. Gerçekten mi? Bayılacaksın. Günaydın hanımlar. Günaydın öğretmenim. Evet hanımlar. Bu
Fuchsia. Fuchsia. Fuchsia yeni sınıf arkadaşınız. Arcu Spindley. Merhaba. Ve bu Safran. Merhaba. Arkadaki iki hanım da Grif ve Murmur. Meow. Ve şuradaki hanım da Akabar. Ve bu da Grogi. Grogi'nin yanına otur. Merhaba. Merhaba. Merhaba hanımlar. Bugün bir cadının olmazsa olmazı bir şey yapacağız. Anlaştık mı? Tüyosuru. Tamam, hadi gidip kazanlarımızı alalım. Evet, Fuchsia, sen de bunu al. Evet, çok güzel. Şimdi iyice ezin ve şimdi de tüyleri koyun bakalım. Ve sakın unutmayın. En iyi osuru küçük tüyler çıkarır. Karıştırırsanız birbirinize sorun. Birbirinize yardım edin. Her şey güzel olacak. Aa, bu arada ben hemen döneceğim. siz devam edin. Çok iyi. Aferin, aferin. Hadi bakalım. Ay, bu ne biçim osuruk böyle? Grogi'yi rahat bırak. O haklı Grif. Öğretmen aptal cadılara yardım edin dedi. Evet. Al karıştır. Gözünü dört aç. Çok nazikler. Grif ve Murmur asla iyilik yapmaz. Sen görürsün. Evet hanımlar. Hadi koklayalım. Hadi bakalım. Evet. Gösterin bakalım. Hiç fena değil, hiç fena değil. Hayal kırıklığına uğradım hanımlar. Bunu hiç beklemiyordum. Tamam, siz ikiniz dersten sonra bu büyüyü çalışabilirsiniz. Hı? Sınıfı da temizlersiniz. Hı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Evet. Evet. Teşekkür ederim. Hoşça kal Fuchsia. Hoşça kalın öğretmenim. Hoşça kal Akabar. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Nasıl geçti günün? Söyle bakalım. Harikaydı. Tüyo soruğu yaptık. Ayrıca bir kurbağayı güvercine, sonra yine kurbağaya çevirdim baba. Normal süpürgeler için küçüksün. O yüzden bununla uç. Dikkatli olacağına söz verirsen tabii. Hoşça kal. Biraz tozludur ama harika uçar. Vay canına. Çok teşekkür ederim baba. İyi misin? Evet. Hayır. Hadi süpürge yürü. Kıvay, idare edebiliyor musun? Evde küçük bir cadı olması çok işe yarıyor. Evet ama biraz zor değil mi? Evet öyle. Yardımıma ihtiyacın olursa seve seve uğrarım. Fuchsia içinde eve bir kadın eli değmesi gayet... Ne olur, bir cadı kafi. Yeterince zor zaten. Hayır. Dikkat et. Gidelim mi? Ne?
Uçmaya? Uçmak cadıları içindir. Büyücülerin ayakları yere sağlam basar. Affedersiniz. Hala korkuyorsun. Korkmak mı? Neden? Uçmaktan tabii. Korkuyorum diyemem ama o günkü gibi yağmurlu havalarda uçtuğunda... Sadece sana gökkuşağını göstermek istedim. Gökkuşağı mı? Ben sadece yağmuru hatırlıyorum. Yağmursuz gökkuşağı olmaz ki. Bir hafta gripten yatmıştım. Eve kadar yarışalım. Çok hızlı öğreniyor. Fuchsia! Harikasın. Dallara dikkat et. Babasından daha zeki. Örümcekler ve insanlar. Uçmak kolay ama inişe biraz çalışmam gerek. Bu hiç iyi değil. Belki süpürmeye de yararsın. Babama sürpriz yapayım. Bu çok uzun sürecek. Papa maakt zich heel vaak zorgen. Hij vindt me nog te klein, maar voor een grote toverkunst hoef je zelf niet groot te zijn. Ik kan al heel goed toveren en ik heb een prima plan. Ik zal papa laten zien dat ik het heus wel zelf kan. Hey, tertemiz yap, büsüsü. Abracadabra, temiz yap. Heel vaak zorgen als hij mij zo bezig ziet, dan moet ik dit weer laten en mag ik dat weer niet. Dökülüp saçılanı geri topla. Met de juiste toverspreuk. Het is geweldig om te toveren. Het is echt reuze leuk. Aman tanrım, bu da ne böyle? Ne? Hayır, hayır, dur şunları. Neler oluyor burada? Evi temizlemene yardım etmek istedim. Kendim yapabilirim sandım. Daha çok pratik yapmalısın. Üşüdüm. Islanmışsın baba. Sadece su ve sabun olduğunu biliyorum ama çok üşüyorum. Oturmam gerek. Seni iyileştirebilir miyim baba? Harika bir büyüm var. Terleyen ayaklar için ama akan burnuna da faydalı olabilir. İşte geliyor.
Abrakadabra. Dur. Yaptıkların yetmedi mi? Ya burnum akar, ya ayağım terler. Eğer yardım etmek istiyorsan ormandan kabuksuz sümüklü böcek toplayıp çay yap, tamam mı? Tamam. Hemen dönerim. Dur bir dakika. Sümüklü böcekler çayırlarda olur. İnsanlar da orada dolaşır. Ve onlar... Evet, benim gibi biri için çok güçlü ve tehlikeliler. Güzel, biliyorum. Güzel. Dikkatli ol. İnsan görürsen geri gel. Ve sakın onlarla konuşma. Korkmuyorum. Ben korkuyorum. Hey, o benim topum. Merhaba. Buraya at. Ben Fuchsia. Çok komik. Benim adım Tommy. Ne kadar komik bir şapka. Cadıya benzemişsin. Ben cadıyım. Tamam. Ben de dünya şampiyonu futbolcuyum. Oynamak ister misin? Yalnız mısın? Hayır. Dayım Roger'la beraberim. O çalışıyor. Ailem meşgul olduğu için benim de gelmem gerekti. Oynayalım mı? Affedersin. Gidip alırım. Hadi. Ağaca tırmanmam yasak. Kim demiş? Annem. Düşmemden korkuyor. Tanıdık geldi. Tommy. Bu dayım. Gitmem gerekiyor. Hoşça kal. Hoşça kal. Nihayet geldim. Üzerin kirlenmedi, öyle değil mi? Annene hava kararmadan döneriz demiştin. Hadi yürü, çabuk ol. Al bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyiyim. Çok iyi. Güzelce uyu, faydası olur. Ya sen? Şikayet yok. Bayan Minula karşıda böyle sert misin evlat? İyi uykular baba. İyi uykular. Merhaba. Ups. Dikkatli olmalıyım. Bu kitap çok güzel. Hadi sen de oku. Öyle mi? Sen bitirince ben de başlarım. İyi geceler Tommy. Bir saniye. Tommy mi? Merhaba. Fuchsia. Oraya nasıl çıktın? Cama çıktı. Yani çok yüksek. Bunu yapamazsın. Evet yapabilirim. Bütün cadılar uçabilir. Bütün cadılar mı?
Ben bunu şaka sanmıştım. Gerçek bir cadıyım. Korkmuyorsun değil mi? Ben mi? Korkmak mı? Tabii ki hayır. O çok tuhaf olurdu. Cadılar karıncayı bile incitmez. Başkaları da mı var? Evet. Bir sürü. Güzel mi? Dolaşmak ister misin? Bununla mı? Ben daha küçük bir cadıyım. Hadi. Annem buna izin vermez. Her zaman onu dinler misin? Hadi sıkı tutun. Paka paka bu. Genelde böyle yapmaz. Vay canına. Oo. İşte böyle. Nasıl buldun? Harika. Yüksek değil mi? Evet, çok yüksek. Ama çok güzel. Ay aksi. İğrenç. Uç hadi. Ha? Onları korkuttun mu? Hayır. Onlara büyü bile yapmadım. Peki neden kaçtılar? Ha? Bu yüzden. Olan hadi gidelim buradan. Evet. Tommy. Bu annem. Hadi görünmez ol. Daha yapamıyorum. Tommy, uyanık mısın? Hadi perdenin arkasına saklan. Neden yatağında değilsin? Uyuyamadım. Ben de oyun oynuyordum. Ama çok geç oldu canım. Yatma vakti. Hadi gel. Hadi canım. Hoşça kal. Güle güle. Şimdi yatağında kal. İyi uykular. İyi geceler. Afixos! Git hadi! Git! Merhaba Minol! Afixos! Git! Git! Paramentos! Afixos Paramentos! Harikaydın Kıvark. Cadı yeni yılı. Evet. Çoktan geldi mi? Evet. Gelecek hafta. Sana söylemiştim. Bütün aileden geliyor. Seni uzun zamandır görmediler. Bakın kim buradaymış. Geliyor musun? Küçük ucube. Bir oda dolusu fıkır fıkır edepsiz cadı öyle mi? Evet, ilgi çekici görünüyor. Ama tahta bacağınla dans edebilir miyim pek emin değilim. Neden korktuğunu biliyor musun? Cadı yeni yılı partisinde sevdiğinizi öpmenize izin verilir. Kıvark onu kurbağaya çevirmemden korkuyor. Bu ilk sefer olmazdı. Sadece bir kez oldu Kıvark. Tabii. Bir kez ve o da kazaydı. Hadi baba. Harika olacak. Evet. Hadi Kıvark. Lütfen. Lütfen hadi Kıvark. Lütfen baba, lütfen. Hadi Kıvark, lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Ama öpüşmek yok. Sahi mi? Küçücük bir cadı öpücüğü. Bir de mi? Ne dersin? Hadi Kıvark. Hayır. Hadi yürü. Hadi cadılar. La 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 la
güzel, çok güzel. İşte böyle yapılır. Şimdi, işte büyüleriniz. Ha ama sakın unutmayın. Bulutlar çok değişkendir. Büyüye başlamadan önce bunu dikkatlice okuyun. Dikkatlice. Evet. Hadi o zaman. Yardım gerekirse ben buradayım. Elinizden geleni yapın. Ekus. Stratus. Ekus. Bir şey yaptığını sanıyor. Saçma sapandı. Beni? Meki? Nemus? Vay canına. Bu çok güzel. Çok güzel. Fuxia. Grife yardım eder misin? Büyüsünü yapamıyorum. Grife yardım mı edeyim? Büyünü bana ver. Tamam. Taste Stratus mü? Bence bu K. Aa evet. Kaste Stratus. Vay canına. Çok güzel. Aa bir dakika. İçinde yaşanacak kadar güzel oldu. Bu işte çok iyisin. Nasıl yaptın? Ha? Tamam. Söylesene. Ya. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Vay canına harikaydı. Teşekkür ederim. Büyüyü değiştirdim. Bayan Mino süpürgesinden düşecek. Bu çok tuhaf bir büyü. Kreço, Drago, Nebulus, Praximus. Proximus Prestus. Kreço, Drago, Nebulus, Praximus. Proximus Prestus. Şimdi bu doğru büyüye benzemiyor. Gürültü de nedir böyle? Küçük cadılar buraya gelin çabuk. Forza! Fucci! Draco! Kaybol! Hemen! Kaybol! Evet gördüm. Onu vay canına inanılmazdı. O ejderhayı hanginiz yaptı? Hı? Fuxia. Bana büyünü göster. Bunu ben yazmadım. Bayanlar. Bu konuda bir bilginiz olabilir mi acaba? Böyle olsun istememiştik efendim. Ne olsun istemiştiniz acaba? Sadece Fuxia'yı küçük düşürmek. Ha, buraya gelin hadi. Hadi. Bulutlara çok dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Evet hanımlar. Fuxia. Hoşça kalın. Fuxia. Fuxia bekle. Dur Fuxia.
Fuksiye, gelip oynamak ister misin? Eve gitmem gerek. Babam bekliyor. Aha. İşte geldim. Çorba için mantar toplamama yardım eder misin? Grogi ile satlambaç oynayabilir miyim? He? Olur mu baba? Tamam. Peki. Ama dikkatli olun. Hava kararmadan da eve dön. Neler oluyor? Önce oynamam dedin. Şimdi babana oynamak istediğini söyledin. Endişelenmeni istemedim. Niçin endişeleneceğim? Sır tutabilir misin? Tabii söyle. Gizli bir yere uçuyorum. Öyle mi? Sonra açıklarım. Tamam tamam. Hoşça kal Fuksiye. Hoşça kal. Hadi. Bugün öğrendiklerimizi uygulayalım mı? Evet, özellikle bulutlarla olanları. Çok heyecanlıyım. Ayağına uydu mu? Evet. Ayakkabılarımı beğenmedin mi? Evet ama fazla cadı tarzı. Ben cadıyım. Evet ama bunu herkese söylemen gerekmiyor. Nereye gitmek istersin? Dolaşmaya çıkalım. Hey şu halime bak. Çak dostum. Bu kim? Benim dayım. Merhaba, iyi görünüyorsun. Partiye mi? Hayır, tam tersi. Belediye başkanı aradı. Öyle mi? Batuhan konusunda endişeleri varmış. Cadı ormanından geçecek yol. Evet. Söylesene, nedir bu otoban? Otoban, arabaların geçtiği büyük yoldur. Onlardan biri ormanımızdan mı geçecek? Babamla ben nerede yaşayacağız? Ya cadılar? Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bilmiyorum, yeni ya bir proje geliştirmemiz gerekiyor, evet. Babam haklıymış. Oradan geçmesi İnsanlar sadece ağaçlar zarar veriyor. Ağaçların kesilmesi umurumda değil. Ben değil. Ben ağaçların kesilmesini istemiyorum. Evet. Sana yardım edeceğim. Muhakkak bunu yapmam gerekiyor. Bak, gidip belediye başkanıyla tekrar konuşmam gerekiyor. Onunla sıcak, samimi ve hoş bir sohbet yapacağım ama iyi niyetle. Görüşürüz kardeşim. Biz de belediye başkanına gideceğiz. Kestirme yol biliyorum. Ben de. Süpürge. Hey, durun. Belediye başkanının yanına öylece giremezsiniz. Randevusuz olmaz. Hadi bakalım. Gel. Girmenin başka bir yolu olmalı. Bay Verstraten. Merhaba Sayın Başkan. Beni çabuk kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Harika görünüyorsunuz. Evet, beni dinleyin. Bakın, otoban için gerçekten çok fazla ağaç kesildi. Maalesef birkaç ağaç kesilmek zorunda efendim. Ama o kadar güzel bir iş çıkardığımızı düşünürsek... Evet ama yani ormanın etrafından dolaşamaz mısınız? Ama Sayın Başkan... Dolaşmak olmaz. İdeal bir yol sola, sağa gitmez. Doğrudan geçer. Şuna bakın. Orman. Orman, yol. Orman,
Orman. Yol. Yol. Flit! Flat! Flut! Koşmayın! Şimdi ne olacak? Evet, koşarım tekrar gelmeniz gerekecek. Ne? Çok yazık ama size gerçekten şu an izin veremem. Temizlikçi çağırın, hemen şurayı toplayın. Evet, başardık. Paka paka buu. Şimdi gidelim buradan. Pişt, peşimden gel. Hey siz ikiniz, buraya gelin. Koş Tommy, onu kurbağaya çevirebilirim. Uyum, büyü yapma. Ben yakaladım. Hey! Çok özür dilerim hanımefendi. Bunlar ne? Misket. Onlarla büyü yapabilir misin? Hayır. Yazık. Hey siz! Hadi gidelim. Bayım, acaba şu boylarda... Evet, şu tarafa gittiler. Teşekkür ederim. Merhaba. Bu kim? Bayan Minou. Ta kendisi. Kalk ayağa. Berbat görünüyorsun kızım. Ve sen ondan uzak dur. Hadi. Bir, iki, yukarı. Ama bayan. Aması yok küçükçüm. Sıkı tutun. Hop. Beni nasıl buldunuz? Rogi söyledi. Ona söyleme demiştim. Senin için endişelenmiş bu Ziya. Hepimizi çok korkuttun küçük hanım. Bunun farkında mısın? Korkmanıza gerek yoktu. Ben kendime bakabilirim. Tıpkı baban gibisin. Minou. Öyle değil mi? Öyleyse neden sen gelip beni almadın peki? Çünkü neler olacağını biliyorum. Minou. Sen söylemezsen ben söylerim Kıvark. Anlat ona. Söyleyeceğim ama şimdi değil. Aa, öyle mi? Ne zaman peki? Çok geç olduğunda mı? Kıvark. Bir büyücü için tek başına kız evlat yetiştirmenin zor olduğunu biliyorum. Anlıyorum. Bu yüzden de bence Fuchsia benimle yaşarsa daha iyi olabilir. Hı? Minou, bu kadar yeter. Ben onun babasıyım ve Fuchsia benimle kalacak. Evet ama... Çeneni kapalı tut. Böylesi daha iyi. Fuchsia ile yalnız konuşmalıyım. Senin yaşındayken tıpkı... Senin gibi ben de çok meraklı bir çocuktum. Senin gibi hiçbir şeyden korkmuyordum. İnsanlarla olmak istedim. Babam bana bu kitabı verdi. İnsanların
ne kadar tehlikeli olabileceğini ve ne kötülükler yaptığını anlatıyor. Ama inanamadım. İnsanlar bunu nasıl yapardı? Ben de dünyanın nasıl olduğunu kendim görmek istedim. Gittin mi baba? Evet. Her zaman buna pişman oldum. Neler olduğunu detaylarıyla anlatamam çünkü... daha çok küçüksün. Ama babamı dinleseydim ve insanları görmeye gitmeseydim... şimdi bacağım tahtadan olmazdı. Tommy öyle değil. Belki. Ama bu riske girmek çok tehlikeli. Bir zamanlar iki bacağım vardı. Ama tek bacakla da yaşıyorum. Ve sadece bir kızım var. İşe yarayıp eve sağ salim dönmene sevindim. Ama bir daha insanların kasabasına yaklaşmanı istemiyorum. Şurada benzinci olacak. Benzinci mi? Evet. Otoban yapmak istediğinizi sanıyordum. No. Bunu anlayamıyorum. Anlıyorum ama belki bu kavramınıza yardım eder. Şuradaki nedir? Çok zekisiniz Sayın Başkan. Kavşağın tam ortasında büyük bir heykel olacak. Bu projenin gerçekleşmesini mümkün kılan insanı simgeleyecek. Bir heykel. Evet oğlum, işe yaradı. Belediye başkanıyla görüştüm. Yola izin verdi. Ne? Cadılar ormanı ne olacak? Evet, cadıların taşınması gerekecek ama belki cüceler onlara bir yer bulmaya yardım eder. Çok kötüsün. Ama kasabaya 2 dakika 11 saniye daha hızlı gidebileceksin. Bu harika bir haber. Bu umurumda değil. Ben ormanı istiyorum. O zaman bugün gitsen iyi olur. Çünkü yarın şafakta ilk ağaçlar kesilmeye başlanacak. Bu iyi olur. Fena değil. Fuksiye, yemeğini ye yoksa cadı yeni yılına geç kalacağız. Ben de gelebilir miyim? Evet. Sanırım gelebilirsin. Gerçek bir sihir göreceksin. Gitmezsek Minul beni kurbağaya çevirir. Gerçi gitsek de yapacak ya. Hmm.
sence burnum büyük? Yani büyükten kastım dev gibi mi? Evet, dev gibi. Büyük, burnumu küçültsem diyorum. Çok komik olur, yapma. Bir denemekte fayda var, belki çok yakışır. Merhaba Minu. Kıvay. Merhaba Kıvay. Gelmene çok sevindim ve aman tanrım sakalın çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Kıvay, bütün aileler burada. Onları görmelisin. Ay, çok uzun zaman oldu Kıvay. Şu öpücük hakkında. Tommy. Evet. Merak etme. Tommy. Sadece bir kazaydı. Buyur, burada şey ne yapıyorsun? Sana burada bir şey söylemem gerekiyor. Dayım geliyor. Bir saniye. Babam beni bekliyor. Burada bekle. Al. Şunları giy. Neden? Yeterince cadıya benzemiyorsun. Ben cadı değilim. Öyle değil. Ama bunları giyersen... Ama bir dakika. Ben oraya girmem. Hava soğuk. İçerisi sıcak ve yemek de harika. Gel hadi. Tamam. Argentus flipum luminus. Açın! Gelsene. Ah, sana şokum oldu. Harika değil mi? Evet. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Babam büyü yapacak. Şuraya bak. Herkes masaya. Nefis cadı mısın? Olamaz. Seni tanımıyorum. Adın nedir? Adı Tom. Tom. Tom Tira. Evet. Tom Tira. Burada yeni olmalısın. Aa,
Hadi kıvam söz edelim orada. Aa, evet tabii tabii. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Dayım yine belediye başkanına gitmiş ve canlılar ormanını kesmek için izin almış. Ne? Bu ne zaman olacak? Yarın başlayacaklar. Şafak da burada olurlar. Ne yapıyorsunuz? Evet, harikasın. Partideyim. Evet. Hadi dans edin, hadi. Nasıl olabilir? Dur. Bir oğlan. Buna inanamıyorum. Bu insan mı? Evet. Kokuyor. Bu sadece çocuk. Yakalayın onu. Tommy, rahat bırakın. Oğlan. Ama o bir oğlan. Bir oğlan. Evet. İnsanlar tehlikelidir. Evet, Tommy değil. Bizi uyarmaya gelmiş. Olamaz. Evet, bence de. Tehlikedeyiz. Dayısı ormanı kesecek. Bir otoban yapmak istiyor. Anlayamadım. Ne yapacakmış? Bir otoban. Sakin olun cadılar. İnsanlar gelirse saklanırız. Her zaman yaptığımız gibi. Evet. Evet. O zaman bize huzur verirler. Hayır. Bu sefer vermezler. Ormanı keserlerse... Biz nerede saklanacağız? Bir şeyler yapmalıyız. Fuksiye haklı. Yani o zaman biz... Evet, kendimizi göstermeliyiz. Gösterip onlara karşı durmalıyız. Bunu yaparsak bir masal olmaktan çıkarız. Minul haklı bence. Fuksiye, bu ne zaman olacak? Yarın sabah başlayacaklar. Şafak'ta. Fazla vaktimiz yok ya. Yani. Ormanı kurtaracağız. Bunu yapabiliriz. Hadi kıvak. Evet. Fuksiye. Evet. Ne zaman demiş? Hadi gidelim. Dayının adı ne? Adı Roger. Dayımın adı Roger. Babam nerede? Baba? Sorun ne? Bunu yapamam. Tabii ki yapabilirsin. Hayır, yapamam. Avcıları kovalamak başka bir şey. Ama bu çok farklı. Minul haklıydı. Bu kadar korkarken seni nasıl koruyabilirim? Peki ya Tommy? Bize kendi başına geldi. Gece yarısı, etraf cadı doluyken. O yaptıysa sen de yapabilirsin. Evet ama... Cadılar Ormanı'ndaki en iyi büyücü olduğunu biliyorsun. Evet. Çünkü başka büyücü yok. İnsanlar bunu bilmiyor. Ağaçlardan başlayalım. Evet. Pekala.
Tut bakalım. İkiniz oraya gidin. Devam ederiz. Günaydın beyler. Halledebilecek misin? Merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Hadi biraz acele edelim. Merhaba patron. Bu senin yeğenin mi ha? Tommy. Burada ne işin var? Ormanı kesemezsiniz. Öyle mi? Ha, hayır. Bu kağıtta kesebileceğim yazıyor evlat. Bak tam şurada. Ağaç kesme, orman, otoban. Evet. Ne yazdığını boş ver. Ormana dokunmayacaksınız. Öyle mi? Pekala. Bana kim engel olacak, sen mi? Ben olacağım. Ben de. 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 Risk ödemesi istemek için sence uygun zaman mı? Hadi ama ciddi olalım. Beni durdurmak mı istiyorsunuz? Ha? Çirkin saçlı bir grup kadın, uzun sakallı bir cüce ve sivri şapkalı çocuklar mı? Bu orman kendi kendine kesilmez beyler. Lütfen sizler kenara çekilin de işimize bakın. Hadi bakalım. Seni uyardık. Ama insanlar inatçı olabiliyor. Evet be aptal. Hadi işe koyulun. Tamam. Elinden geleni yap. Ama dinlemek istemiyorlarsa tek söz telefos. Hadi, hadi. Ne oluyor böyle? Şunları. Hadi tutun. Kaldırın. Evet, işte böyle. Bu gerçekten harikaydı. Oraya git ve o çirkin şirini yakala. Hadi. Çekil önümden ufak. Bunu biz hallederiz. Hadi sallanma. Çabuk çabuk. Teşekkür ederim. Hadi çabuk çabuk. Şu ağaçları kesmeye tamam, başla. Gidiyorum. Orası değil. Şurası. Hadi git. Yürü hadi. Sana yürü dedim. Gel sana. Compactico. Araba. Evet. Savaş yapayız. Çok güçlüler. Gerçekten eve gitmek istiyorum. Biri beni değiştirsin. Lütfen patron. Evet Clark. Bence nefis bir örümcek çorbasının tam zamanı. Tanrı aşkına Mino, bu işe konsantre olmamız. Devam edin baylar. Evet, devam edin, devam edin. Hadi. Devam edin, devam edin. Acele edin. Bu ne cüret ucubeler buraya kadar. O ağaçları hemen devirin. Tamam, hadi, hadi çocuklar, aman gelin. Tanrım. Tamam, hadi. İşte böyle. Evet, yıkın hepsini, durmayın. Koş hadi. Hepsini, şu taraftakileri de, hepsini bitirin. Evet, başarılı. Durun, kaç
kaçmayın. Nereye gidiyorsunuz? Durun. Sıradan büyü o metal canavarlara işlemiyor. Gelin böyle. Daha planlı hareket etmeliyiz. Ne? Pes edemeyiz. Ne? Kesinlikle pes edemeyiz. Daha güçlü bir şeye ihtiyacımız var. Ne? Ne? Nasıl yani? Gerçek bir büyüye. Ne? Bir bulut ejderhaya. Dur. Bulut büyüsü yapmıştım ya hani. Evet. Bulut ejderha. Bir bulut ejderha. İşte buna ihtiyacımız var. O canavarları o kaçır. Evet. Tamam. Bu harika bir fikir. Yap hadi. Büyüyü hatırlayamıyorum. Kreato ile başlıyordum. Kreato Taco mu? Hayır. Kreato Nebulus mu? Kreato Drago değil miydi? Evet. Nebulus? Maximus? Proximus. Proximus. Proestus. Evet. Hadi. Kreato Drago Nebulus. Proximus, Proximus, Proestus. Bulut ejderha da nedir? Seyret ve gör. İşe yaramıyor. Yardım etmelisiniz. Yardım ederiz Fuchsia. Kreato, Drago, Nebulus, Proximus, Proximus, Proestus. Efendim burada kalın. Nereye gidiyorsunuz? Burada kalın. Kime diyorum? Efendim kaçmayın. İşinizi istiyorum. Hemen işinizin başına dönün. Nereye kaçıyorsunuz biz korkaklar? Hadi kime diyorum? Herkes işine dönsün. İşinize dönün hemen. Seni durduramazsın. Hey, hey, çabuk. Ne bursun? Hey. Beni durduramazsınız. İzin aldım ben. Hayır. Bana. Tamam. Bırakın beni. Tamam. Burası bizim ormanımız. Anlaşıldı mı? Seni bir daha asla görmek istemiyorum. Tamam. Şimdi git buradan. Yoksa ejderha gelir. Bitmedin. Hadi. Bir daha da gelmedin. Geri dönün daha. Hadi canım hadi. Güle güle. Haline bakın. Overdrawn. I'm feeling fish down the door.
Kayboldu. Aha. Eve geliyor musun? Tommy ne olacak? Tommy de gelebilir. Sahi mi? Ama demiştin ki... Ne dediğimi biliyorum ama sen haklıydın. Yanılmışım. Tommy! Bütün insanlar kötü ve tehlikeli değil. Eksi put. Evet. Şimdi çay zamanı. Belki sonra dolaşmaya çıkarız. Bilmem, belki. Bence güzel olur. Olabilir. Ne oldu? Süpürgeni geri mi istiyorsun? Hı hı. Üzgünüm ama yapamam. Ama baba ben... Hayır, 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 aması yok. Bu çok tehlikeli. İnan bana. Quark! Quarky! Ah! Tam zamanında. Çok güzel bir tane buldum. Beraber uçmak istiyorsanız bu daha iyi. Al bakalım. Yani biz birlikte... Al hadi. Teşekkür ederim baba. Gidelim Tommy. Evet. Uçalım. Hadi. Paka paka. Dikkat et. Dikkat et Fuchsia. İyi eğlenceler. Hadi. Hey. Sana bir şey hatırlatıyor mu? Aman tanrım Minul. Hadi ama Kıvark, biz harika bir ikiliydik. Ama ya yine terslik olursa? Hayır. O zaman senin cadı kız arkadaşın olurum. Kıvark. Affedersin Kıvark. İsteyerek olmadı. Gerçekten bak Kıvark. Yani gitme. Tamam mı? Gitme. Ama gitme Kıvark. Lütfen özür dilerim. Özür dilerim Kıvark. Paşa paşa bu. Aşırın hesper. Kıl sen yarı altayt hor. Aşırın hesper. Zet yemeste bezim vor. Als je goed kunt overen, komt alles voor elkaar. Als je goed kunt overen.